Herkese selamlar, saygılar, merhabalar efendim. Bir Farklı Açıdan programında yine sizlerleyiz. Çok değerli bir konumuz var. Bildiğiniz gibi tartışmalar aldı başını gidiyor. Tutuklamalar var. Başkanlık sistemi var. Ekonomik kriz oldu mu olmayacak mı? Bunlar var. Mustazafların işte haksız bir şekilde tutuklandıklarına dair tartışmalar var. Bunları kiminle konuşacağız? Hüdapar Van İYİ Başkanı Sayın Rasim Saygın'la konuşacağız. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Nasılsınız? İyi misiniz? Sağ olun. Sizler de iyisiniz. Çok teşekkür ederim. Bugünkü konumuzun birçoğu biraz da mesleğinizle bağlantılı. Avukatsınız. Evet. Şeyden başlayalım isterseniz. Bu Mustazaflar Cemiyeti miydi? Eskiden evet. Şey davasından tutuklandıklarını ama burada FETÖ'lü hakimlerin, savcıların kendilerine haksızlık yaptıklarını, hatta dün akşam bile bu konu televizyonda konuşuluyordu. Evet, paneller yapılıyor şu anda. Evet, çok yoğun çalışmalar yapılıyor, açıklamalar yapılıyor, toplantılar yapılıyor. Bu konuyla bakıyor musunuz? İlginiz var mı? Parti olarak yakından takip ediyoruz. Bu noktada o dönem 28 Şubat ve sonraki süreçte FETÖ hakimleri tarafından yapılan yargılamaların neticesinde mağdur olan, onlarca yıl ceza alan hükümlü aileleri, tutuklu aileleri, evet, kendi adlarına bir inisiyatif kurdular. 28 Şubat ve FETÖ mağdurları inisiyatifi diye. Bu inisiyatif uzunca bir süredir, yani 15 Temmuz darbesinden sonraki süreçte yoğunlaşan bir çalışmaları oldu. Geçen ayda inisiyatif olarak kurulduklarını basına deklare ettiler ve sivil toplum kuruluşlarını, siyasi parti temsilcilerini ziyaret edip mağduriyetlerini dile getirmeye çalışıyorlar. Bu yönüyle bizim partimizi de ziyaret ettiler ve bu ziyaretlerinden elde ettiğimiz sonuç ve yapmış olduğumuz çalışmalarda çok ciddi olarak bir kumpaslar sonucunda hükümlü hale geldiklerine ne müşahede etmiş olduk ve bunun da takipçisiyiz, parti olarak takip ediyoruz zaten. Bu aileler özellikle 28 Şubat sürecinden sonra oluşturulan bir algı operasyonu neticesinde, evet, toplum nezdinde ciddi bir karalamaya tabi tutuldular ve o dönem içerisinde bu ailelerin sözünü dinleyen, bu ailelerin mağduriyetlerine kulak veren maalesef hiç kimse çıkmadı. Haliyle bu hakim ve savcılarla ilgili olarak da defalarca yapmış olan itirazlar, yapılan şikayetlerin hepsi sonuçsuz kaldı. Ne zamana kadar bu FETÖ ile ilgili 15 Temmuz'dan sonra yoğunlaşan, özellikle bunların yargı içerisinde, polis içerisinde, asker içerisinde çok ciddi olarak yuvalandıklarını, evet, devletin en kılcal damarlarına kadar sızmış olduklarını ve haliyle yapılan yargılamalarda polisin soruşturmaya başlamasından, savcının bunu iddianameye dönüştürmesine, hakimlerin karar verilmesine, dosyaların bir kişiye gitmesine, adli tıp kurumlarına kadar her tarafta bunların yerleştirmiş olduğu, adamların vermiş olduğu raporlar neticesinde kararlar çıktı. Evet. Çıktığını gördük. Bunu geçmişte biz de zaten biliyorduk. Yani bunlarla ilgili çeşitli elimizde sağlam deliller de vardı. Mesela bununla ilgili olarak özellikle 2004 sürecinden sonra dernekleşme ve yasal sivil toplum kuruluşlarının yapmış olduğu faaliyetler neticesinde bundan rahatsızlık duyan bu FETÖ'cü kesimin bu insanların İslami çalışmalarını engellemek adına yapmış oldukları kumpasları gördük. Bunlardan bir tanesi Elazığ İhyader davasıydı, Adıyaman'dı, Konya'ydı, Adana'ydı. Bunların tamamı ayrı ayrı yapılan kumpaslarla insanlar mağdur edildiler ve bunların hakkında onlarca yıl cezalar verildi. Bunlar Yargıtay'a gitti. Yargıtay'da aynı hakimler tarafından onaylandı. Yapılan onca itirazlardan sonra son dönemde bunların kumpas olduğu ortaya çıktı ve, evet, Yargıtay bu yanlıştan bir yerde döndü. Mağdur olan insanların hepsi cezalarını çektikten sonra maalesef bunların haksızlık yapıldı. Bunların kurulan kumpas sonucu onlarca yıl cezaya mahkum edildikleri ortaya çıktı. Yani biz bunları geçmişten beri dile getiriyorduk, söylüyorduk. Evet. Fakat karşımızdaki muhatabımız, özellikle hükümet noktasında geçmiş dönemlerle ilgili olarak özellikle şey yapılmadı. Yani çok ciddi bulunmadı. Ancak özellikle bu FETÖ ile ilgili hükümetin yaşamış olduğu serüven ve 15 Temmuz sonrası olaylar bizim haklılığımızı ortaya koydu ve sesimizin duyulmasına biraz daha sebebiyet verdi ve en son işte 15 Temmuz darbesinden, darbe girişiminden sonra
bu ses daha bir somutlaştı. Muhataplar daha bir kulak verir hale geldi. Toplum kulak verir hale geldi. STK'lar kulak verir hale geldi. Ve bu insanlar hakikaten mesela Van'daki dosyalarını biliyoruz. Van'daki mağdur insanları, aileleri biliyoruz. Bunun dosyalarında avukatlık yaptık. Bu dosyalardaki hakimlerin kararı dahi oy çokluğuyla verilmiş kararlar. Hakim gerekçelerine bakıldığında verilen karara başkanın dahi muhalif kaldığını görüyoruz. Ve çok böyle özellikle polis aşamasında yapılan işkence, eziyetlerden sonra ve okutulmadan bir tutanağa atılan imzadan sonra bütün bunlar sanki varmış gibi kabul edilerek insanlar yargılama aşamasındaki bütün savunmaları göz ardı edilerek ve avukatların öne sürmüş olduğu deliller, dosyaların bilirkişiye gönderilmesi talepleri, bağımsız bilirkişilerin incelenmesi talepleri tamamen yok sayıldı ve polis fezlekeleri üzerinden karar verildi. Ve bu mağduriyet açık olarak ortadadır. Bu insanlar her biri nereden bakarsanız 15 yıl civarıdır içerideler. Haksız bir şekilde içeride ömür tüketmektedirler. Bu insanlara bizim el uzatmamız lazım. Bunların yeniden yargılanmaları noktasında. Özellikle istedikleri şey bu. Yani biz bir af istemiyoruz diyorlar. Bakın bu çok dikkat çekici bir husus. Biz bir af istemiyoruz. Biz yeniden yargılanmayı istiyoruz. Eğer hakikaten bağımsız ve adalet ekseninde bir yargılama olursa bu insanların beraat edeceklerinden kendileri de eminler. Biz de yapmış olduğumuz incelemelerden bundan eminiz. Haliyle eğer yeniden yargılama hususunda bu insanlara bir şans verilirse, adil bir düzlemde dosyalar alınırsa bu insanların mağduriyetleri ortaya çıkacak ve bu şekilde belki onlarca yıldır süren mağduriyetler noktalanacak diye. Evet. Şimdi geçenlerde AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk Van'daydı. Bildiğiniz gibi Cumhurbaşkanı'na yakın insanlardan biri. Oradaki soruya verdiği cevapta bu konuyu biliyorum, ilgileniyorum ama şu anki mevcut kanunlar çerçevesinde bırakılmaları çok zor. Kanunun bir şekilde eklenti yapılması lazım. Yani, hukukçu olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Salih Bey, şimdi kanunların motamot uygulanmasıyla ilgili olarak bakarsanız belki milletvekiline hak tanınabilir ama yani bu ülkede öyle çok yerlerden dönüldü ki mesela diyelim ki balyoz yargılamaları, Ergenekon yargılamaları hepsi kesinleşmiş olan yargılamalardı. Tabii. Anayasa Mahkemesi'ne gitti. Anayasa Mahkemesi bunu bozdu ve bozduktan sonra da bunlar yeniden yargılamaya hepsi ayrı ayrı beraat ettiler. Şimdi kanun yolu aslında var. Yani yeniden yargılama dediğimiz husus aslında kanunda var. Hani bu kanunla mümkün değil demek çok gerçekçi değil ama yeniden yargılamayla ilgili CMK'nın ilgili hükmünde der ki eğer hükme katılmış olan hakimlerden biri veya birkaçının herhangi bir örgüte üyeliği veya dosyayla ilgili olarak bir suça karışmışlığı söz konusuysa bu yeniden yargılama sebebidir der kanun. Kanun bu yolu açmış. Haliyle burada yapılması gereken şey bir iradenin ortaya konulmasıdır. Bizim beklediğimiz şey bu. Yani hükümet olsun, yargı olsun bu noktada bir irade ortaya koyabilirse yeniden yargılama noktasında hakimler bu dosyaları ele alıp biz hani alınsın ve beraat kararı verilsin demiyoruz. Diyor ki adil bir düzenle yeniden yargılama yapılsın. Haliyle eğer bu yol, bu irade ortaya konabilirse ve toplumda böyle bir ses olursa, toplumda böyle bir beklenti olursa, çünkü sadece 28 Şubat tam bu yana 500'e yakın bu şekilde mağdur aile var. Bunların dosyalarını ele alıp incelenmesi gerekmektedir. Eğer bunlar bu şekilde yeniden yargılamaya tabi tutulup bir karar verilirse haliyle bu mağduriyetler giderilecektir. Yeter ki irade olsun. Evet. Şimdi başkanım tabii şeyde iki tartışılan konu var. Başkanlık. Evet. Tartışılıyor, konuşuluyor. AK Parti Milliyetçi Hareket Partisi ile bu işi götürüyor. Meclisten geçirmesinin tek yolu o. Başka yolu yok. Tabii iki partinin bir arada bunu sadece değerlendirmesini siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Şimdi şu açıdan girelim, giriş yapalım. Yani ülkemiz dışarıda emperyalist güçlerin kuşatması altındadır. Evet. İçeride ise çok ciddi olarak bir terör belasıyla karşı karşıyayız. Karşı karşıyayız. Ve bizim bugün bu noktaya gelmemizin ana sebeplerinden bir tanesi işte Cumhuriyet'in ilanıyla beraber kabul edilen rejim ve bu rejimin tekçi, dayatmacı, insanları tek tip gören vesayet anlayışıyla hazırlanan bir anayasa ve bu anayasa kapsamında insanların belli bir kılıfa sokulmaya çalışması gayreti. Evet. Ve bu neticesinde ne oldu? Ülke içerisinde birçok terör
olayları oldu ve hatta birçok karışıklıkla meydana geldi. Dışarıda ise Türkiye'nin kendi siyaseti oluşturmaması noktasında çok ciddi olarak bir vesayet oluşturdu. Yani hem içeride bir vesayet hem dışarıda bir vesayet. Haliyle bunu oluşturan güçler ülkenin kendi bağımsız bir şekilde bir dış politikasını oluşturması, kendi içindeki olaylara kendi bakış açısıyla, insanların değer yargılarıyla bir çözüm bulması noktasında çok ciddi olarak engel oldular. Evet. Ve bu noktada oluştu. Bugüne kadar yaptıkları hep bu oldu. Yani Lozan'la beraber özellikle meseleyi belki bağımsız bir Türkiye'ye bıraktılar, fakat üzerindeki vesayeti hiçbir zaman kaldırmadılar. Ne zaman ki Türkiye, ülkemiz eğer kendi başına karar alabilecek bir noktaya geldiyse, bu sefer işte içeride birçok terör örgütünü devreye soktular. Bunların çok ciddi olarak da iş birliklerinden sonra son dönemde şahit oluyoruz. FETÖ'dür, PKK'dır vesairedir. Çok ilginç değil mi? İlginç. Yani o bahsettiğim vesayet o. Yani içeride her zaman için işte geçmiş için konuşalım. Yani olur da bir gün Türkiye raydan çıkar, bizim kontrolümüzün dışına çıkarsa, halk kendi başına bir irade ortaya koyarsa, buna alternatif bir gücümüz de olsun dediler. Ne olur Müslümanlar adına Müslüman görünümlü birilerini oluşturalım. Kim dediler? Bu olur, FETÖ olur dediler. FETÖ olurdu. Doğuda kim olur? İşte Kürt haklarını savunan görünümlü işte PKK olur dediler. Bunu kendi şeyler için oluşturuyor. Bugün aynı noktadan idare edildiklerine dair delil de bugünkü çok yoğun işbirlikleridir zaten. Yani hem buradaki işbirlikleri hem işte Suriye'deki işbirlikleri, bunlar meseleyi ortaya koyar niteliktedir. Evet. Ve Türkiye'nin bugün için anayasanın yapılmasının veyahut anayasa yapmanın gerekçelerinin en başından bu gelir. Yani Türkiye'yi bu vesayet sistemlerinden kurtarma. Evet. Yani yapılacak olan anayasa, bugün işte MHP ile beraber yapılıyor ama MHP'nin meselelere yaklaşım tarzını biliyoruz. Yani devletçi bir yapı var. Var olan statükonun korunmasına yakın bir durumu var. Bu rejimin değiştirilmesi noktasında, bu vesayet sisteminin kaldırılması noktasında esas değişiklikler yapılması, halkın beklentisi asıl olarak da bu aslında. Hmm. Yani mesela ne bir başkanlıktır, ne bir cumhurbaşkanlığı sistemi, ismin çok bir önemi yok. Ne getirecek bu? Yani bizim üzerimize yük olarak binen, başımızı kaldırmamızı, özgür irademizi ortaya koymamızın önünde en büyük engel olan bu, bugüne kadar çeşitli değişikliklerle yamalı bir bohça haline gelen bu anayasa değişecek mi, değişmeyecek mi? Değiştirilirse bize getireceği ne olacak? Olumluluk anlamında diyorum. Tabii. Eğer bunu doğru bir şekilde ortaya koyabilirsek, bu noktada işin kimin yaptığının bir önemi yoktur. Yeter ki bizi bu bahsetmiş olduğum sıkıntılardan kurtarsın. MHP ile yapılmış veya yapılmış. Ama dediğim gibi, yani sadece MHP ile yapılması, MHP'nin geçmişten beri var olan siyasi anlayışı bizde doğrusu endişe oluşturmaktadır. Dolayısıyla sadece isim değiştirip sadece hükümetin isminin değişmesi veyahut da Cumhurbaşkanı'nın isminin değişmesi, başkanlık olması, biz buna çok bakmıyoruz. Getirici şey nedir? Buna bakmak lazım. Evet. Dolayısıyla hani MHP ile ilgili kısım bu açıdan önemli. Yani MHP ile ilgili kısım sadece bir milliyetçi unsur, ifade, renk oluşturursa mı tehlike olur? Yani bu bir dayatmaya dönerse tehlike olur. Dayatmaya. Şimdi doğru olan nedir? Halkın değerleriyle uyumlu, halkın inançlarıyla uyumlu bir anayasa yapmaktır. Ve bu anayasa yapıldığında bugüne kadar bizi gerileten, ayağımıza dolanan bu engelleri kaldırmak amaç olmalı. Evet. Türkiye, yeni Türkiye oluşturacak bir tarzda bir anayasa olmalı. Herkesi kucaklayan bir anayasa olmalı. Bu devleti herkesin devleti yapacak bir anayasa görünümünde olmalı. Yoksa dediğimiz gibi MHP'nin içerisinde olması elbette ki sorun değil. Ama tek başına MHP'nin olması ve diğer toplumun diğer kesimlerinden, mecliste olmayan kesimler, çünkü CHP bu noktadaki tavrını zaten ortaya koymuş. Tabii. Ama diğer kesimler, meclis dışındaki siyasi partiler, halk, STK'lar, bunların talepleri nedir? Bu talepler doğrultusunda bir anayasa yapılırsa bu toplumsal anlamda karşılık bulur. Ve yarın referandumda da çok ciddi olarak bir karşılık bulur. Ama yok, sadece isim değiştirilir, var ve mesele sistemi aynı şekilde devam eder. Tekçi anlayış, dayatmacı anlayış, hak ve özgürlüklerin kısıtlanması noktasındaki anlayış aynı şekilde devam ederse, bu anayasanın sadece isminin değişmesi olur. Bu sadece
işte askeri cuntayla zorla halka giydirilen anayasanın bu sefer sivil ayakla yeniden ısıtılıp halkın önüne verilmesi evet. olur. Bizim endişemiz bu. Yoksa hani başkanlık olmuş, cumhurbaşkanlığı olmuş, kim hazırlamış bu çok önemli değil. Ama toplumun beklentilerini karşılayacak bir anayasa oluşturmamız lazım. Bu da halkın değerleriyle uyumlu. Evet, içerik eğer halkın değerleriyle uyumlu olursa ismin ne olduğunu çok önemli olmadığı çok önemli yok. Evet. Peki bununla ilgili partinizin bir çalışması var mı? Bununla ilgili olarak bizim genel anlamda anayasa nasıl bir anayasa olması noktasındaki çalışmalarımız evet. ve beyanlarımız var. Bu noktada muhataplarına ulaşmış açıklamalarımız var. Ancak birebir de bir anayasa üzerinde yani işte Hüdapar'ın hazırladığı bir anayasa noktasında bir oluşturmuş olduğumuz bir metin yok ama bu noktadaki çalışmalarımızın olduğunu biliyorum. Evet. Ve bu noktadaki teklif de ilgili muhataplara iletildiğini biliyorum. Dediğim gibi yani sadece bu Hüdapar'ın veya sadece MHP'nin veya sadece AK Parti'nin değil de halkın tamamını kuşatacak, halkın değerleriyle uyumlu bir anayasa oluşturma noktasında halka gidilmesi gerekiyor. Yani işte ben yaptım oldu veya da MHP ile anlaştım başka bir şeye de ihtiyaç yok zaten bu zaten geçer demenin yani realite açısından kabul edilebilirlik açısından halkın bu anayasaya sahip çıkması açısından çok bir karşılığı yok. Ya sıkıntıya sebep olabilir. Sıkıntıya sebep olabilir. Yani dediğim gibi bizim bu noktada yani şunu göz ardı etmemek lazım. Yani 15 Temmuz darbe girişimiyle beraber halkın ortaya koymuş olduğu tepki evet. Ve bu tepki neresinden bakarsanız bakın İslami bir tepkidir. Neresinden bakarsanız bakın vatan savunması noktasında oluşturulmuş bir tepkidir. İnsanların milli değerleri noktasında, inançları noktasında yapmış olduğu bir mücadelenin bir evet. neticesidir. Evet farklı renkler vardı itiraz etmiyorum ama ana çerçevesini bu oluşturmaktadır. O halde siyasilerin bu halka, bu halkın iradesine uygun bir anayasa yapması siyasilerin ve siyasetin namus borcudur. Siyasilerin ve siyasetin evet, namus borcudur. O zaman şunu sorayım ben. Yani 15 Temmuz'da hakikaten renkler alandaydı. Peki o renkler korunabildi mi? Yani şimdi bu noktada bizim yaklaşımımız şu. Darbe günü ve sonrasındaki gelişmedeki tavrımız da buydu. Yani insanlar arasında bir birliktelik oluştu. Evet. Bu birlikteliği bozabilecek söylemlerde işte şu şunu yaptı da bu bunu yaptı, bunu bu şekilde niye yaptı gibi şeylere çok girmek istemiyoruz doğrusu. Yani bizim hakikaten çok ciddi problemlerimiz var. Hakikaten çok ciddi sorunlarımız var. Bizim birbirimizle uğraşmaya vaktimiz yok. Böyle bir lüksümüz yok. Haliyle evet. dışarıdan çok ciddi olarak bir tehlike edin. Yani dışarıdan bir küresel kuşatma altında, içeride hakeza aynı şekilde bizim bu birlikteliği sağlamak eksiklikler vardı, sıkıntılar vardı. Sayabileceğim birçok şey var fakat bunu dillendirip bir tartışma oluşturup insanların hani hali hazırdaki bir birlikteliğini dahi bozma noktasında sözler sarf etmeyi çok doğru bulmuyoruz. Yani Hüdapar'ın şu an en büyük hedefi dışarıdan gelen ve içeride oluşturulmaya çalışılan tehlikeye karşı vatanı korumak mı? Ümmetin birliğini savunuyoruz biz aslında. Yani Müslümanlar çok ciddi olarak bir tehlike altında. Yani bugün Irak'ta, bugün Suriye'de, Mısır'da yaşananlar ortada. Evet. Ve orada yaşanılan bir benzeri de 15 Temmuz darbe girişimiyle Türkiye'de yapılmak istendi. Dolayısıyla bizim İslami bir partiyiz. Ümmetin birliğinden yana olan bir partiyiz. Ve ümmetin neresinde kanayan bir yara varsa oraya bir çözüm bulma derdinde olan bir partiyiz. Yeni yeni sorunların doğmasını istemiyoruz. Haliyle Türkiye'nin de böyle bir kaosa, böyle bir karmaşıklığa sürüklenmesini istemiyoruz. Bu noktada yapmamız gereken, evet, kendi içimizde birçok eleştirimiz var, kendi içimizde birçok sorun, sıkıntılar var. Bunları kendi içimizde konuşmalıyız, tartışmalıyız. Ama bugün bizim birliktelik noktasında Şii'si olsun, Alevi'si olsun, Kürt'ü olsun, Türk'ü olsun, kim olursa olsun. Evet. Bizim öncelikle kendi ümmete ve İslam'a yönelik olan bu saldırıyı görmemiz lazım. Buna yönelik olarak tek vücut olmamız lazım. Önceliğimiz budur. Bunu yaptıktan sonra kendi içimizde yine konuşuruz. Kendi içimizdeki. Yani bizim kendi eleştirilerimiz bizim bize yönelik olan eleştirilerimizin başkalarına olan eleştirilerimiz bakidir. Bunlar elbette ki olacak. Bizim farklılıklarımız ortada, taleplerimiz ortada. Fakat bugün bu şekilde bir tehlikeyle karşı karşıyayken ümmet coğrafyasını bir yangın sarmış durumdayken bütün ümmet ahuzlar içerisinde figan etmekteyken
bizim durup kendi iç menfaatlerimizi, partisel çıkarlarımızı, dinimizi mezheplere indirme şeylerini, teşebbüslerini kabul etmemiz mümkün değildir. Haliyle özelde Türkiye Müslümanlarının, genelde bütün ümmetin savunucusu konumdayız diyelim. Arap Baharı alkışıyla başlayıp daha sonra Müslümanların Orta Doğu'nun parçalanma süreci olarak görülen bu hareketliliği ilk dönemler, evet, İslami kitleler de sanki biraz savunur gibi oldu, sevinir gibi oldu. Sanki bir tuzak mıydı bu? Yani bu noktada özellikle Sykes-Picot anlaşmasından sonra, 1916 evet, tarihinden sonra İslam coğrafyası parçalara bölündü. Sanal sınırlar oluşturuldu ve oranın yönetimleri direkt işgalci güçler, emperyalist güçler kendi elleriyle yapmaktansa orada kukla güçler aracılığıyla bunu yönetmeyi tercih ettiler. Yani evet, az önce bahsetmiş olduğum işte vesayet organlarıyla kendi iradelerinin dışında, yani Batı ülkelerin iradelerinin dışında bir iradenin oluşmaması adına, yönetimin başkalarının adına geçmemesi adına çok ciddi olarak bir şey koydular ortaya. Bir siyaset ortaya koydular. Son evet, 100 yıldaki siyasetleri de hep bu oldu. Ve bugüne kadar gelinen noktada da hep bu, işte Mısır'daki diktatörlükler, Suriye'deki halen devam eden diktatörlükler, evet, bunun neticesinde gelen birçok ölümler, zulümler, Müslümanlara yönelik yapılan haksızlıklar, katletmeler, bunlar hep bu yüzyıl içerisinde çok yoğun olarak yaşandı. Ve Müslümanların, halkın bu şekilde bir ses vermesi, bu şekilde bu diktatörlere karşı ayaklanması tabii ki haliyle Müslümanlarda bir sevinç oluşturdu. Ve bu yapılan bahar veyahut yapılan ayaklanmaların bir insanların kendi iradeleriyle devlet yönetme, batıyla olan o vesayet bağlarını koparma noktasında bir umut doğurdu. Fakat buradaki asıl önemli nokta olan ve can alıcı nokta Suriye noktasıydı. Suriye noktası. Suriye noktasında özellikle bu iç çatışmaları başladığında bizler şunu söyledik. Yani Suriye noktasında işte bir tarafta Amerika, Avrupa Birliği, bir tarafında evet, işte Rusya, İran ve Suriye'nin birlikteliği ve içeride de herkesin desteklediği farklı farklı gruplar. Evet. Bir iç karşılık şeyi çok açık olarak ortadaydı ve yapılacak iç çatışmaların Esad'ın sonunu getirmeyeceği çok açıktı. Yani evet, bizler kesinlikle Esad'ın gitmesi gerektiğini, diktatör olduğunu, zalim olduğu, babasının da zalim olduğunu ve muhakkak bir şekilde gitmesi gerektiğini söyledik, halen de söylüyoruz. Ancak bu çerçevede, yani çizilen bu resim içerisinde bir başarının gelmeyeceği açıktı ve bundan çok ciddi olarak halkın mağdur evet, olacağı ve halkın çok ciddi olarak bir katliama tabi tutulacağı açıktı. Ve biz bu savaş başlarında Suriye üzerinde şunu söyledik. Dedik ki yani Suriye meselesinde bizim ülke, bölge ülkelerinin, o zaman Mısır'da, işte Türkiye'de, İran'da kendi iç meselemiz olarak bunu görmeliyiz. Biz Müslümanlar bunu kendi iç meselemiz olarak görmeliyiz. Tabii. Bu sorunu da kendimizin bir çözüm bulmamız gerekiyor. Ve Esad'ı bu şekilde gönderilmesi gerektiğini söyledik. Çünkü öbür türlü bu savaşın bir kazananı olmayacaktı. Ve en nitekim gelinen noktada görüldü ki Suriye'de on binlerce insan mülteci konumuna düştü. Binlerce insan denizlerde boğuldu. Binlercesi kendi ülkelerinde bombardımana tabi tutuldu. Bugün Halep'teki durum ortada. Evet, yani artık resimlere bakamaz hale geldik. Haber okuyamaz hale geldik. Yani o kadar iç acıtıcı manzaralarla karşılaşıyor ki hiçbir vicdan ehlinin kabul edebileceği bir durum değildir. Evet. Haliyle şu anda gelinen noktada işte İran'ın, Türkiye'nin bu noktada olumlu açıklamaları var. Yani işte biz bu sorunu kendi içimizde bölge ülkelerinin katılımıyla çözmemiz gerekir noktasında buraya geldiler. Bizim ilk dediğimiz şeye geldiler aslında. Evet, gönül isterdi ki Mısır'da olduğu gibi ve diğer ülkelerde olduğu gibi halkın topyekun olarak bir mücadelesiyle bu Esad zalimini gönderebilseydi. Ama evet, bu dediğimiz gibi yani biraz ileriyi görme açısından, var olan portreler açısından, ülkelerin işe dahil edilmesi noktasında bunun gerçekçi olmadığı ortaya çıktı. Bugün bu savaşın içerisinde olan bütün ülkeler de bu noktaya gelmiş durumda. Yani
bu şekilde bütüncül olmayan bir mücadeleyle, evet, grup çatışmalar ve fitne fesat odaklarının özellikle her gün yapmış olduğu eylemlerle insanları birbirine düşürmesiyle, yani bu çok mümkün hale gelmediği görüldü. Haliyle bugün için bizim derhal ve acilen bölge ülkelerinin bir araya gelip en azından yanan ateşi söndürme, en azından var olan katliamları durdurma noktasında, bu trajediyi sonlandırma noktasında çok acil bir eylem planı oluşturup adım atmamız gerekiyor. Evet. Bu işi bizim Amerika'ya, bu işi bizim Rusya'ya havale etmememiz gerekiyor. Bu işi, emin olun ki bu emperyalist güçlerin istediği şey tam olarak da bu. Yani sürekli olarak bir çatışma, sürekli olarak bir kargaşa ortamında, evet, oluşması onların menfaati nedir? Bugün Rakka'ya düzenlenecek operasyon, bugün Mısır'da düzenlenen operasyon, emin olun ki buraları IŞİD'den kurtarma amacını taşımıyor. IŞİD'den sonra burayı nasıl devam ettirebilirim, buradaki varlığını, buradaki emperyalist düşüncelerimi nasıl devam ettirebilirim? Bunun planlamaları, evet, yapılıyor. Bugün Rusya, ne Amerika, ne Avrupa Birliği bizim oradaki ülkelerin, Suriye Müslümanlarının ve Irak'taki, Musul'daki Müslümanların menfaatine emin olun ki düşünüyor. Tabii dost yani, değildir. Dost değiller, fakat evet, IŞİD'e yönelik olarak bir mücadele yapılıp oradan sürülmesi gerekir, ama emin olun ki onların istediği şey, IŞİD'den sonra ben oradaki planlarımı nasıl uygulayabilirim? Şu andaki menfaat çatışmaları da burada. Evet, kimyasal bahanesiyle Irak'a girip Irak'ı işgal etmediler mi? Afganistan'ı öyle işgal etmediler mi? Lübnan falan öyle işgal edilmedi mi? Şimdi Hüdapar Van İl Başkanı Sayın Rasim Saygın'la konuşuyoruz. Radyolarını yeni açanlar için hatırlatmada bulmak gerekiyor. Diyorsunuz ki Türkiye'nin içinde örgütler ayaklandırıldı. Evet. Türkiye dışarıda zorluklarla karşı karşıya bırakılmaya çalışılıyor. Avrupa'nın çok ciddi tepkisi oluştu. Evet. Şimdi bu Avrupa'nın tepkisini nasıl okumamız gerekiyor? Avrupa'nın gerçek yüzü bu muydu? Hakikaten Türkiye biraz büyüdü, ilerledi, gelişti. Bunlar boğamadılar. Haliyle gerçekliklerini ortaya koydular. Bu mu? Yoksa hakikaten insan hakları perspektifiyle mi bakıyorlar? Az önce belirttiğim gibi, yani Avrupa Birliği'nin Türkiye ile ilgili üyelik müzakerelerindeki amacı Türkiye'yi hizada tutabilmektir. Yani evet, kendi iradesini ortaya koymasının önüne geçip Avrupa Birliği'nin hani az önce bahsettiğim ya, işgal pozisyondan çıkmış, artık kendi kuklası yönetimlerle bu işi devam ettirme siyaseti var. Yani havuçla zaman kazanmak mı? Zaman kazanmak değil. Yani Türkiye'yi kendi siyasi anlayışının içerisinde tutabilme çalışmalarıdır. Yani mesela az önce Lozan'dan bahsettik. Lozan'daki görüşmeler sürerken İngiliz bir lord şunu ifade ediyor ki, bizler Türkiye'de yapmak istediklerimizi onların eliyle yaptıracağız diyor. Bakın bunlar çok önemli. Evet. Yani nedir? İşte hilafetin kaldırılması nedir? İşte tabii, İslamiyet'in geri plana itilmesi nedir? İşte ırkçılık tartışmalarının ülkeye sokulması nedir? Ülkede bir iç karışıklığın oluşturulması. Bunlardı. Ve kendi düşüncelerini, kendi Avrupa'yı bakış tarzını, kendi bizim milli değerlerinin yerine ikame etme çalışmaları. Bugün son dönemlerde Türkiye'nin bunun dışına çıkma çalışmaları. Yani kendi siyasi iradesini oluşturma, Avrupa Birliği'nin kendi düşüncelerin dışında düşünceleri ortaya koyması, bunu yapmaya çalışması Avrupa'da çok ciddi olarak rahatsızlıklar oluşturdu. Dolayısıyla bu aslında ne FETÖ'yü sevdiğindendir, ne PKK'yı çok sevdiğindendir. Bu tamamen Türkiye'nin kendi siyasal öngörmüş oldukları o tren rayından çıkması, evet, onları rahatsız etmektedir. Haliyle bütün rahatsızlık bundan kaynaklanmaktadır. Eskiden beri işte Türkiye üyelik verilmeyip müzakerelerle uğraştırılıp sürekli bir şekilde işte Türkiye'nin kendi milli değerlerinden, kendi, evet, ahlaki değerlerinden, kendi dininden uzaklaşıp kendilerinden oluncaya kadar bu işi yürütmekti. Yani hakikaten Türkiye, Türkiye'li Müslümanlar onlar gibi olmadıkça onların bizi sevme ihtimali yoktur. Biz buna iman etmişiz. Yani biz illa ki onlar gibi olacağız. Onlar, tabii, gibi olmadığımız müddetçe bize karşı bu tavırlar ve saldırılar sürecek. Fakat ne zaman ki işte son dönemdeki darbe girişiminden sonra özellikle bu işin arkasında Avrupa Birliği'nin çok ciddi desteği, Amerika'nın desteği olduğu gördükten sonra Türkiye bunlara karşı bir siyaset ortaya koymaya başladı. Bunların iradelerinin dışında, bunların isteklerinin dışında bir siyaset ortaya koymaya çalıştı. Bu da Avrupa Birliği'ni rahatsız etti haliyle. Çünkü istedikleri sonuç bu değildir. Aynı zamanda Türkiye
Türkiye'yi çok açık olarak da karşılarına da almak istemiyorlar birçok sebepten ötürü. Haliyle Türkiye'yi hani ne tamamen dışa itip ne de tamamen sahiplenici bir pozisyona girmek istemiyorlar. Şu anda Türkiye'yi sıkıştırıp işte şu anda siyasi olarak devam ediyor. Son dönemde bu ekonomi olarak ekonomik alanda bir çalışmaları söz konusu. Bunu Türkiye'yi bir çıkmaza evet. sokma çalışmaları söz konusu. Bu şekilde Türkiye'yi kendi yanlarına çekme için Türkiye'yi zorlamaktadırlar. Yani argo tabirle ağzımıza bir parmak bal sürüp bizi sömürmek, kendi emelleri doğrultusunda bizi kullanmak babındadır. Şimdi birkaç mesaj vardı. Biri çok ilginçime gitti. Kayyum ataması ile ilgili sorular da var. Şimdi evet. Van'da bu kayyum atamasından ötürü mutlu olanlar da var. Evet. Van Belediye Esnafı diyor ki kayyum geldi, çocuklarımıza çok rahat artık ekmek götürebileceğiz, biz memnunuz diyorlar. Evet. Tepki gösterenler de var. Salih Keşken kayyum meselesini hiç konuşmuyorsunuz diyenler de var. Evet. Buna öyle ne dersiniz? Böyle çok kısa bir geçiştirelim. Yani şimdi biz kayyum belediyelere kayyum ataması ile ilgili olarak şunu söyledik. İlk bunlar gündeme geldiğinde evet. dedik ki bizler prensip olarak kayyum uygulamasına karşıyız. Evet. Fakat hiç kimsenin de suç işlenme özgürlüğü yoktur. Yoktur. Eğer birileri suç işlemişse bunun adil bir şekilde yargılanması ve kanunların öngörmüş olduğu cezanın verilmesi gerekmektedir. Bunu yapmak yerine mesela kanunlar zaten buna müsaade ediyor. Yani suç işlemiş olan birinin yargılanması ve İçişleri Bakanı'nın emriyle görevden tutuklanırsa görevden el çektirilmesi yerine vekaleten başkasının evet. bakımından kanunlarda vardı bu. Geçmişte de defalarca uygulandı. Bizim Van Büyükşehir Belediyesi Başkanı Bekir Kaya'nın önceki dönemdeki tutuklanmasında aynı şekilde şeyler mevcuttu. Fakat evet. Şu anda biz hani toplu olarak halka bunu anlatmaksızın yeni onları bir mağduriyet kisvesine sokabilecek bir takım adımlar atılmasının bu şekilde yani yöntem açısından çok doğru bulmuyoruz. Ancak evet. Şahit oluyoruz. Yani belediyelerde birçok suçun işlendiğini, örgüte yönelik olarak birçok yardımların söz konusu olduğunu bunları görüyoruz. Van içerisinde yaşıyoruz, biliyoruz. Geçmiş dönemdeki uygulamalarını hakeza biliyoruz. Hendek siyasetiyle ilgili olarak yapmış oldukları uygulamaları biliyoruz. Haliyle bir suç varsa bunun yargılanması seçilmiş dahi olsa, bizim seçilmiş evet. olmak insana suç işleme özgürlüğü vermez. Haliyle dokunulmazlığınız da yok bu noktada. Eğer biri suç işlemişse suçunun karşılığı olarak adil olarak yargılanması gerekir diyoruz biz. Tabii ki yargılanması gerekir diyorsunuz. Ülkenin çok ekonomik bir dar boğazda olduğu söyleniyor ama ben insanların yaşantısına bakıyorum. Mesela Van özeline baktığımızda binlerce ev yapılıyor, satılıyor. Araçlardan geçinmiyor. Para harcanan yerlerde hakikaten insanlar çok cıvıl cıvıl. Evet. Ama buna rağmen bir tıkanmışlık olduğu da söyleniyor. Var. Yani bizler özellikle son birkaç aydır ilçe örgütlerimiz aracılığıyla esnaflara gidiyoruz. Evet. Esnafların sorun ve sıkıntılarını dinliyoruz. Esnaf hakikaten sıkıntı içerisinde Salih Bey. Yani ticaret olmuyor. Ticaret olmayınca insanlar çok ciddi olarak bir darboğaz içerisinde. Belli noktalarda bir canlılık var, haklısınız. Ancak genel anlamda bakıldığında esnaf çok ciddi olarak bir darboğaz içerisindedir. Hmm. Çok ciddi olarak bir borç batağı içerisindedir. Esnafımız depremden bu yana süre gelen sıkıntılarını maalesef atamadı. Toparlanma dönemi oldu. Olduktan hemen sonra da terör olayları maalesef bunu her defasında baltaladı. Van'da gerçekleşen patlamalar çok ciddi olarak zarar verdi. Dış ticaretimiz, İran'la olan ilişkilerimiz çok ciddi olarak durma noktasına geldi. Sınır kapılarından yapılan alışverişler durma noktasına geldi. İnsanlar hakikaten iş yapamaz hale geldi. Birçok esnaf borçlular, çok yakından bildiğimiz birçok esnaf borçlarını ödeyememe durumuyla karşı karşıya. Yani büyük esnaflar belki yine kendilerini bir şekilde şey yapıyorlar ama küçük esnaf şu anda emin olun ki kan ağlıyor. Çok ciddi olarak Van esnafına hükümetin el atması gerekmektedir. Son vergi yasasıyla ilgili olarak da Van'da Terkin'le ilgili açıklamanız da vardı. Terkin'in yapılması gerektiğini biz düşünüyoruz doğrusu. Yani konuşacağız ama yani şu anda şuradan devam edeyim o zaman konuştuğumuzda oraya geleyim.
Yani vergi yapılandırma ile ilgili olarak fonda çok ciddi bir rağbet olmadı. Evet. İnsanlar mücbir sebepten dolayı ertelenen borçları vardı. Bu yasayla beraber başvurmak istediklerinde bu sefer mücbir sebep halinin ortadan kaldırılması talebini zorunlu gördüler. Yani benim hakkımda mücbir sebep kalksın, evet, halde ben başvuracağım. Bu Van'a yapılmış olarak bir haksızlık olarak görmekteyiz biz bunu. Bunu buna bağlanması, insanların bu yasanın faydalandırılmasının mücbir sebep halinin kaldırılması şartına bağlanması doğru değil. Evet. Yani bunu yine faydalandırır insan, yine mücbir sebep hali devam eder. Hükümet bu noktada bir karar alırsa bütün Van halkı bir bütün olarak bununla karşılayacağı şey bilir. Ama insanları böyle bir şeye mecbur etmek çok doğru değil. Yani ben bir kısım esnafların çeşitli sebeplerle yasaya başvurmak istemekte. Fakat diyor ki gel sen mücbir sebepten vazgeç. Çok ciddi olarak tabii borçla karşı karşıya geliyor bu durumda. Haliyle insanları buna mecbur bir pozisyonda tutmak doğru değil. Bu noktada Van esnafında çok ciddi olarak eleştirileri var. Yani son konuda şey olsun. Yaptığınız bu terkinle ilgili olsun. 4 yıldır uğraşılıyor. Terkinin olma ihtimalinin %0 olduğu söyleniyor. Çünkü emsal teşkil edeceği, evet, Türkiye'de büyük illerde olabilecek depremde artık yani ülkenin batabileceği söyleniyor. Çünkü Ankara'daki bir toplantıya ben de katıldım. Evet. Yani terkin imkansız gibi bir şey. Farklı alternatifler denenemez mi? Yani farklı alternatifler elbette ki denenebilir. Fakat bizim bu noktada özellikle Van'da karşı karşıya kalınan, evet, borç karşısında, çünkü çok ciddi olarak borç meblağlarını görüyoruz insanların. Bu noktada insanların ya ödeme gücüyle orantılı bir şekilde bir yapılandırmaya gitmesi noktasında bir adım atılmalı. Veyahut da bunu şey olarak bunun terkiniyle ilgili olarak yollar zorlanabilmesi gerekmektedir. Bu noktada talep edilir. Ama hükümet bu noktada ne karar verir ayrı bir şey. Ancak bizim talep etmemize engel bir durum olmaması gerekir. Yani hükümet bunu ülke geneli açısından düşünür. Ama biz kendi ilimizi düşünürüz. Bu ilde yaşıyoruz. Bu ilin yaşadığı sorunlar bellidir. Esnafın talebi bellidir. Bu talep de büyük oranda, yani bunun karşılığı olur veya olmaz, büyük oranda terkin edilmesi noktasında. Dolayısıyla bizler de bu halkımızın sesine ses olmak zorundayız ve bu talebimizi çeşitli yerlerde de dillendiriyoruz, söylüyoruz. Ha, bu olur olmaz ayrı mesele. Farklı alternatifler üretilebilir. Fakat bugüne kadar, yani 5 yılı aşkın bir süre oldu, insanların bu şekilde süre uzatımlarıyla oyalanması hiç doğru olmamıştır. Çünkü bu borç biriktikçe birikmiştir. İnsanların, evet, önünü görmemiştir. Ve birçok kişi de terkin edilecek diye belki borcunu ödemedi. Birçok insan bu şekilde bir biriktirme sebeplerinden bir tanesi de bu oldu. Ancak hükümet bu noktada çözüm bulmak yerine sürekli erteleme yoluna başvurması da doğru değil. Yani bu, evet, noktada artık bir karar verilmesi lazım. Yani geniş kapsamlı bir taksitlendirme mi olur? Bu sadece deprem deki yıllara ilişkin bir terkin mi olur? Genel anlamda bir terkin mi olur? Yani bunu bir karar verilmesi lazım ki insanlar, esnaflar önünü görebilsin. Bu noktada ona göre planını, programını yapabilsin. Evet. Ve bu eğer bir taksilendirme yoluna gidilecekse de insanlara bu noktada çok ciddi bir süre verilmesi gerekmektedir. Çünkü dediğim gibi çok ciddi olarak birikmiş bir borç yekünüyle karşı karşıyayız. Bizim bu insanlara bunu yapmamız lazım. İkincisi, bu ekonomik dar boğazdan çıkmak adına küçük esnafa bizim karşılıksız veyahut da faizsiz kredilerin önünü açmamız lazım. Hükümet kanadında farklı açıklamalar geldi. Fakat pratikte daha bunun karşılığını görebilmiş değiliz son dönem için özellikle. Evet. Esnafın yani şu inşallah yani son süreçtir diyelim bu dar boğazda atlatmak adına. Bunu atlatması için finansal bir takım desteklerde bulunmak gerekiyor. Evet. Şimdi son iki soruyu da bitireceğim. Vergi terkini ile ilgili şunu söyleyeyim. Buradaki esnafın, sanatkarın tamamının günahı Van TESO Başkanı Necdet Takvan'ın üstünedir. Çünkü ben 3 yıl önce yazmıştım. Van'daki esnafı farklı yönlendirmek, farklı algılara sokmak Van esnafına büyük bir ihanettir ve göreceksiniz Van'ın bittiği nokta verginin ödenmeye başladığı gün olacaktır. Yani o vergiler alınacak ve Van esnafının bittiği gün olacaktır. Yani pansumanlarla bunlar geçirildi. Bir çözüm bulmamız lazım bunun. Tabii işte. Buna bir çözüm bulunması kesinlikle lazım. Yoksa Van esnafı bitecek ama devletin terkin yapmayacağı kesin. %100. Yani bu %100 olmayacak bir şey. Uzun süreli bir vade haline dönüştürülebilir. Ertelenmektense o sebebi başkanın böyle bir çalışması vardı.
esnafları dolaşıyorsunuz. Edremit ilçesi çok fazla ön plana çıktı. Diğer ilçeler kıskanmıyor mu? Diğer ilçelerimizde de var aslında. Basındaki haksızlık yapıyordur. Tuşba ilçemiz, Edremit ilçemiz. Edremit çok öne çıktı ama. İpek Yolu ilçemiz her hafta esnaflarımızı ziyaret ediyorlar. Yani bunun bir kısmı basına yansıyor, bir kısmı yansımıyor. Evet. Ve bir defada bütün esnafı ziyaret etmek de malumunuz zor. Ancak bir yerden başladılar ve örneğin diyelim ki otosanayi esnafı, örneğin diyelim işte Van Çarşı Merkezi esnafı bir yerden başlanıldı ve gidiyor. Her hafta toplamda yüzlerce esnaf ziyaret ediliyor. Bunların sorunları dinleniliyor. Ve bunu gündem yapmaya çalışıyoruz. Yani bunu sadece dinleyip işte dostlar pazarda görsün anlamında bir ziyaret değil bu. Sorunları alıp ilgili yerlere ulaştırma, haber yapma, dillendirme. Mesela aylık, 3 aylık raporlar gibi bir basınla paylaşma çalışması olabilir. Ömer'e çok iş çıkar burada. Yapabiliriz bunu. Yani 3 aylık çalışma neticesinde yapmış olduğumuz tabii, toplam ziyaretleri raporlandırıp. Bunu tabii biz genel merkeze doğrusu gönderiyoruz. Raporlarımızı aylık olarak hazırlayıp gönderiyoruz. Yani bu yapmış olduğumuz esnaf çalışmalarının neticeleri, esnafın talebi nedir? Bu sadece bizde kalmıyor. Biz bunu raporlarını genel merkezimize iletiyoruz. Ve kendi ilimizde gündem olması adına basındır. Birçok yerde dillendirme yapıyoruz. Ancak bu bize en büyük avantajı şu, halkın nabzını tutabilme şeyi veriyor. Bugün yerelde, pratikte esnafın içerisinde olan parti yok gibi. Yani biz bunu bu oluşturmaya çalışıyoruz. Yani halkla beraber olma, dinleme. Allah bir gün fırsat verirse bunların sorunlarını kendi elimizle çözme imkanı verirse biz buna şükreder yaparız. Ancak kendi elimizle çözme imkanımız yoksa bile ilgili yerlere iletme da aracı olma, çözüm bulma noktasında çalışmalarımız sürüyor. Sadece esnaf da değil. Yani bizim diğer mahalle çalışmalarımız da çok yoğun bir şekilde sürüyor. Onu söyleyeyim. Mesela biri diyor ki başkanım haksızlık yapmasın, başka partiler de çok sık taziye ziyaretlerine gidiyor. onu biz saymıyoruz şu anda. Başkanım esnafın ekonomik olarak tamam borç var, vergi var. Onun dışında ikinci büyük sorun ne? Güven ortamı. Güven ortamı. Güvenlik kaygısı. Güvenlik kaygısı. Yani çok ciddi olarak insanlar halen yatırım. Hani sadece bu işte küçük esnaf iş yapamıyor ama cebinde parası olan da bu yatırıma dönüştürmüyor. Bu nedir? Bu güvenlik kaygısı. Güvenlik kaygısından kaynaklıdır. İnsanlar önünü göremiyor. Göç etmeyi düşünenler halen var mı? Gerçi çok ciddi göç verdik ama. Göç verildi. Miktarlar çok yüksek oranda gitti. Yani bu barış süreci denilen süreç içerisinde insanlar çok ciddi olarak göç ettirildi maalesef. Fakat bunun ekonomik olarak yansımaları devam ediyor. Yani barış süreci göç sebebi oldu bu az bölgede yani, aslında. Yani maalesef bizler o dönemde sizlere defalarca konuk olduk, dillendirdik. Bakın böyle sorunlar var, neticesi bu olur diye dinlenilmedi. Fakat ne zaman ki kendi başlarına geldi, birebir gördüler, ondan sonra önlem almaya başladılar. Evet. Maalesef. Hayırlısı olsun. Başkanım çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten böyle ayda bir Hüdapar'ın görüşünü, bakışını almak gerekiyor. AK Parti'den tanıdığım birkaç arkadaşın size çok selamı var. Aleykümselam. Başkanlık yorumumuzu, ülkenin geleceği ve iç sorunlarla ilgili yorumunuzdan çok etkilendiklerini söylüyorlar. Teşekkür de ediyorlar. Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun. Başkanım çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Son toparlarsak. Yani Allah-u Teala bizim Müslüman coğrafyasında yanmakta olan ateşe bir su döksün diyoruz. Duamız o birlik beraberliğimizi oluştursun ve bize içimizden önderler göndersin ve bu mustazaf halkı bu zulümden kurtarsın diyorum. Biz de dualarınıza amin diyoruz. Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun, var olun. Evet, yarın yokum. Çarşamba günü doçent doktor Necat Görentaş konuğum olacak efendim. Teknokent Van'ın ticareti 100. yılın Van'ın kentin ticaretine katkısını konuşacağız. Görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın. Tutku Radyo'da kalmaya devam edin. Tutku FM.